Evet merhabalar 19 Ağustos Cumartesi Borsa İstanbul kapalı fakat Borsa İstanbul kapalı olmasına rağmen hisse senetleri analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta hangi hamleler yapacağız yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. ilk olarak kuzu grubu hisse senedinin halka arızalar önümüzdeki pazartesi salı çarşamba günleri demek ki bu halka arıza talep toplama hareketinde bulunmamız gerekiyor. Şu an kuzu grup web sitesi üzerindeyim inşaat alanında faaliyet gösteriyor yapmış olduğu projeler gelecekte yapacağı projeler, tamamlayacağı projeler veya geçmişte yaptığı projeleri buradan inceleyebiliriz. Dediğimiz gibi inşaat alanında faaliyet gösteren firmamız. Şu an kamu aydınlatma platformu üzerindeyim. Buradan firmalarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Son 5 bildirime bakacak olur isek dün itibariyle fiyat tespit raporuna ilişkin analiz raporları, izahnameler gelmeye başladı. Buradan bu izahnameleri açıp okuyup inceleyebilirsiniz. Analizler yapabilirsiniz. Şu an iş yatırım web sitesi üzerinin burada da konsorsiyum üyesi olduğu için iş yatırım. halkarzla arzla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için şu an madde madde okumaya çalışalım. Huzu grup gayrimenkul yatırım ortaklığı. Halkarz öncesi 175 milyon. Halkarz sonrası 200 milyon TL. Yani yaklaşık sermaye yatırımı 25 milyon lot. Ortak satışı 25 milyon lot. 50 milyon lot satışı söz konusu olacak. Halkarz. Fiyatı 20.76 50 milyon lot çarpı 20.76 TL toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar TL seviyelerinde 1.038 milyar büyük bir halka arz değil halka açıklık oranı %25 zaten son halka açıklık oranları halka arzları da %20 ile %30 arasında oluyor. Talep toplama pazartesi salı çarşamba 21 22 23 Ağustos kenara 500 TL ayırın neden 500 TL diyorum açacağım birazdan. Sabit fiyatta talep toplama yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıttım. Bu yarışa eşit başlamak için önemli. Herkese eşit miktarda bireysel yatırımcılara lot veriliyor. Burada canımı sıkan planlanan tahsisat gruplarına biraz daha az pay ayrılması. %55 yurt içi bireysel yatırımcı. %20 yurt içi kurumsal. %25 yurt dışı kurumsal. Yavaş yavaş bireysel yatırımcıya nasıl olsa sistemde fazla para kazanıyor deyip oranları düşürmüş. Kurumsal nasıl olsa tavan tavan yapıyor hissi senetleri diye oranları arttırmış. Burada bunu gözlemliyoruz. Son halka arzlarda görmediğimiz oranda yurt içi bireysel yatırımcıya az pay ayrılmış. Satmama taahhüdü ortaklara ve ihraç için bir yıl. 30 gün fiyat istikrarı var. Halka arz teşviki haliyle son halka arzlardan sonra gerek de yok. Son halka arzları analiz edecek olur ve kuzu grubu halka arzını analiz edecek olur isek Bakacak olursak başvuru sayılarının gün geçiş arttığını gözlemleyebiliyoruz. Huzlu geliyor. 28 Temmuz, 27 Temmuz, Temmuz ayının sonlarında işlem görmeye başlayan şirketimiz Kuzu Grup bu hisse senetlerine yaklaşık bir ay sonra işlem görecek. Arada İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji halka arz edildi. Bakın başvuru sayıları 1,5-2 milyon arasında değişirken Huzul Gevdi 1,37 milyon, Kalesi 2 milyon, ATG 1,7 milyon, Askeyo 1.3 milyon iken İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji de 2.8 milyon 2.35 milyon. Dolayısıyla Kuzu görüp içinde yaklaşık ortalama 2 milyon bir talep alt seviye diyebiliriz. 3 milyon olur ama 2 milyonun altına kolay kolay inmez. Şuraya bakın bireysel oranlarının %55 olarak azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Çanımızı sıkan durum. Para tabii ki daima akıllının daha akıllıya kayar. Burada kurumsallar yavaş yavaş uyanmaya başlamışlar. Kendilerine daha fazla pay ayırmaya başlamışlar. Tavan serilerinden etkilenmişler belli ki. Bireysel dağıtım tutağına bakacak olursak 566 milyon. Yani şurada nasıl hesaplıyoruz bunu? A ah, halk büyüklüğü 1.03 milyar çarpı 0.55. 155 bireysele verecek 566 milyon. Yani burada mevcut durumda 506 566 milyonluk hisse senedi bireysel dağıtılacak. Fuzul 582 milyonluk bir eser. Dağıtım tutarında kişi başı 453 TL'lik bir hisse senedi dağıtımı söz konusu oldu ki başvuru sayısı 1.37 milyon. Mevcut durumda Kuzu gruba yaklaşık 2 milyonluk bir başvuru olur. 566 milyonluk bir bireysel dağıtım tutarı da ortalama en ihtimal 300 TL'lik bir hisse senedine tekabül eder. Burada dolayısıyla tahmini olarak 300 TL seviyelerinde hisse senedi alımı yapabileceğiz. Ama yine de 500 TL kenarda dursun fazla fazla verelim En azından eksik lot gelmesin. Tavan sayısına bakacak olursak daha belki hisse senetlerimiz Fuzlu Gök, Kale Seramik, Atage, Atşegö ortamı 6.5 tavan yapmıştı. İzdemir Enerji ve Tatlıpınar devam ediyor tavan serilerine. İzdemir 3 tavan yaptı. Tatlıpınar 2 tavan yaptı. Daha da devam edecek gibi benim bu hisse senetleriyle ilgili tahminim minimum 7 tavan 8 tavan haliyle. Kuzu grup içinde 8 tavan Başlangıç aşamasında tahminim var. Tavan yapacağını düşünüyorum. 8 sefer diyebilirim. Tabii ki burada hacimlere de bakmak lazım. Hisse senedi fiyatı da esasen 20.76. Tam yukarıya doğru gitmelik güzel fiyatlardan. Dolayısıyla bu hissi senede yatırım yapmamız halk arzına mantıklı. Tabii ki yatırım tavsiyesi herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.